Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir flat tasarımı yapacağız. Bunu aşağıda da linkini vereceğim. vectazy.com'dan indirebilirsiniz. O da aynı şekilde Freepik gibi güzel bir site. Hani aynı benzer şekilde indirme yapabiliyorsunuz. Ücretsiz birçok içerik mevcut. Ben de orada içeriklerimi yayınlıyorum artık. Bu tasarımı da oradan rahatlıkla indirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Önceki siteleri kaldırdım. Yerine artık bu linklerden indirebilirsiniz. Şimdi bunu bir kısmını yine anlatarak çizeceğim. Geri kalan kısmını hızlandıracağım. Şimdi burada bunu çizerken dikkat etmemiz gereken şey renk. Renkleri doğru ayarlamamız gerekiyor. Burada birazcık karalamalar yaptım hani şaşırmayayım diye. Renkleri doğru ayarlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü asıl olan hani objeyi ortaya çıkan şey burada renkler olacak. Degrade geçiş yapmayacağız. Sadece böyle kesik kesik yine flat tarzında renklerimizi oluşturacağız. Şimdi önce tekerlerden başlamak istiyorum. Şöyle bunu kopyalayıp şuraya getirelim. Bunu da bir tane daha alıyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha kopyalıyorum. Buraları, şu vidaların olduğu yerleri de, burası güzel bence. Bunu öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Gayet hoş. Bir tanesini şuraya, ortaya hizalayalım. Şöyle şu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde. Bir tane halkamızı hizaladık. Şimdi bunu şurada döndürme aracımız var. Bunu istersek hani şöyle tutup döndürebiliyoruz. O eksen etrafında dönüyor. Ama bizim istediğimiz hani buradaki merkez noktadan komple kopyalanarak dönsün. Onun için merkezimizi belirliyoruz. Merkezimizi belirledikten sonra işte kaç dereceyle döneceğini ayarlayacağız. Şöyle 25 dereceyle dönsün. Biraz sayısı çok oldu. O yüzden geri alıyorum. Daha aralıklı koyarsak, şöyle yaparsam, aynı eşit miktarda, eşit aralıklarla dağıtıyor. Geri döndüğü zaman da birazcık kaymış oluyor. Tabi bunu hesaplayarak döndürürsek daha doğru sonuçlar elde edebiliriz. Hani küsuratlı değil de işte mesela bunu 35 yaparsam şöyle daha doğru olur. Arkadaki teker de aynı olduğu için şunu kilitleyeyim, arka planları. Bunlar bize engel olup durmasınlar. Şimdi devam edelim. Bundan bir tane de buraya yerleştiriyorum. Hafif aşağıya indireyim çünkü bununla bu çok eşit değillermiş. Birazcık eşit olsunlar. Şimdi bunları renklendireyim.
Bu en ortadaki beyaz olsun, burayı kapatalım. Burası bitmiş olsun. Bunu şöyle birazcık koyu. Bu kısmı da bir tık açı gibi. Bunlar da beyaz olacaklar. Daha doğrusu tam beyaz değil ama hafif açık gri. Şöyle. Daha ince de olabilirler aslında. Çünkü gözüme bir fazla kalın konturları var gibi geldi. Şöyle birazcık, yani şöyle olabilir. Şöyle. Bunu da tam siyah yapacağız. Şöyle tabii bunu en alttan şuraya getirmemiz gerekiyor. Bunun konturunun olmasına gerek var mı? Dursun. Ya da şöyle ince dursun. Bunu buraya kopyalayalım. Aynı olacaklar nasıl olsa. Bunları grup yapıp opaklarını düşürelim. Çünkü çizim yaparken birazcık elimize bulaşabilirler. Şimdi motorun önce gövde kısmını yapmak istiyorum. Bunu şu araçla yapacağım. Bu araç biliyorsunuz ki bayağı işimize yarıyor. Şuradan başlayıp şöyle hafif bombeli. Şöyle direksiyona girmeden direksiyonu ayrı bir parça yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hatta şu torpido kısmını da ayrı bir parçadan yapacağım. Buraları daha sonra düzeltebiliriz. Oralara zaten ek parçalar gelecek ekstra. Onları yaparken oralarda düzelir. Göstermek istediğim şey bunu yaparken o döndürme aracıydı. Döndürme aracını bu denli kullanmak gayet güzel ve mantıklı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Şöyle yaparsam şöyle bir düzeltelim. Sağ solu eğri olan yerleri. Şöyle bunu birazcık şöyle şuralara alalım. Burası birazcık daha düz olsun. Bu kısımda bir oynama var. O da şöyle olsun. En azından dışa bükümlü olsun. Bu tamam. Bunu da renklendirelim. Şöyle açık mavi ya da orta mavi olsun. Bunu da şeffaf yapacağız. İlk etapta bunları böyle böyle çizeceğiz. Daha sonra şu
çamurlu çizelim. Şöyle birbirlerine değmesinler ki aradaki boşluğu da ele almış olalım. Eğer birbirlerine değerlerse bunu pek yansıtmış sayılmaz. Yani o boşluk oldu, hani birbirine bağlı olmadığı belli olsun. Şöyle yaparsak daha doğru olur. Şöyle keskinlikleri keskin olmasınlar. Yani elinizden geldiğince. Çünkü çok keskin hatlara sahip bir motor değil bu. Buradan sonrasını hızlandıracağım. Şu farların olduğu, sinyallerin olduğu kısma gelince tekrardan size döneceğim. O kısımda birazcık daha renklendirme işimiz var. Hani daha belirgin size göstermek istediğim şeyler var. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Motorumuzu böyle bitirebiliriz. Böyle ufak tefek oynayacağımız yerler var. Hani şuralara birazcık daha gölge falan ekleyeceğim. Hani daha önceki videolarda yaptığımız gibi. Şöyle şuraları kesip bunu bir tık koyusuyla değiştireceğim. Burada rengi var. Eğer bu renklerde çizmek isterseniz oradan indirip kendi istediğiniz gibi. Yani farklı bir modelde çizebilirsiniz. Aynı modelde çizebilirsiniz. Yani daha kolay halleri de var. Renkleri kullanmak isterseniz bunu aşağıdaki linkten indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle ufak tefek gölge ışık ayarlarını yapıyorum. Bu birazcık daha böyle güzel olmasını sağlıyor. Ama hani daha detaylı, ne kadar detaylı olursa hani o kadar albenisi olur, o kadar güzel olur. Ufak tefek bir şeyleri eksik, onları tamamladığımız zaman gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Thumbnail'da gördüğünüz haline getireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz dosyayı. Kolay gelsin.